Selamun aleyküm arkadaşlar. Tekrar Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf Kur'an-ı Kerim dersiyle karşınızdayız. Bugün Kur'an-ı Kerim dersinin birinci ünitesiyle inşallah başlayacağız. Birinci ünitede harflerin maddeçlerin telaffuzu. Yani harfler, Arapça harfleri veya Kur'an harflerinin çıkış yerleri, ağız bölgesinde çıkış yerleri. Peki, mahreç ne demek arkadaşlar? Mahreç çıkış yeri anlamına geliyor sözlük itibariyle. Fakat Kur'an-ı Kerim sırasında ise harflerin ağız bölgesindeki çıkış yerleri veya ağzın belirli bir gölgesinde çıkışlarına çıkmalarına biz mahreç diyoruz arkadaşlar. Bu ilimle alakalı, tabii harflerin, mahreçlerin çıkışıyla alakalı ilim var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tahsini huruf, tahsini huruf. Kur'an-ı Kerim'in güzel bir şekilde okunması, kendi fonetiğine, kendi ses durumuna göre okunmasına ve bununla ilgili olan ilme biz tahsini huruf diyoruz arkadaşlar. İkinci kavramı ise fem-i musim kavramı. Fem-i musim nedir? Fem-i musim güzel ağız demek, ancak bu Kur'an-ı Kerim dilinde, Kur'an-ı Kerim ilminde ise Kur'an-ı Kerim'i düzgün, doğru ve güzel bir şekilde okuyan kişiden talim, ders almak, öğretim almak olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki Kur'an-ı Kerim ve Arapça harfleri, 78 tane Arapça harfler var ve bunlar ağzın 3 bölgesi ve 15 noktasından çıkmaktadır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de yer alan harfler ağzın 3 bölgesi ve 15 noktasından çıkmaktadır. Bu bölgeler birincisi dil, diş, damar bölgesi harfleri, ikincisi dudak harfleri, üçüncüsü de boğaz harfleridir arkadaşlar. Bu dudak harflerinde, boğaz harflerinden başlayalım. Bunlar izhar, tecrit ilminde, izhar harfleri ifade ettiğimiz elif, ha, hı, vay, ayn ve ha harfleri arkadaşlar. Bunlar boğaz harfi olarak ifade ediliyor. Dudak harflerine geldiğinizde ise fa, vav, mim ve ba harfleri, bunlar da arkadaşlar dudak harfi olarak ifade ediliyor. Geriye kalan tüm harfler, işte sat, tı, te gibi harfler arkadaşlar, hepsi dil, diş ve damak bölgesi harfleri olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Kitabımızda sayfa 10 ve 11'de kitap olarak bakabilirsiniz. Bu şekilde konuyla daha iyi pekiştirmiş olursunuz inşallah. Peki, Kur'an-ı Kerim harflerinin tamamı sessiz harfler arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim harflerinin tamamı sessiz harfler. Dolayısıyla bu harflerin seslendirilmesi için bazı işaretlere gereksinim duymaktadır. Bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i Arapça dil, ana dili Arapça olmayan insanlar için okunmasını sağlayacak bir takım hareketleme işaretleri konusu arkadaşlar. Biz bu işaretler sayesinde veya hareketler sayesinde Kur'an-ı Kerim'i daha güzel bir şekilde ne yapmış oluyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. Üç ana hareketimiz var arkadaşlar. Hareketler veya işaretler dediğimiz. Birincisi bildiğiniz üzere üstün arkadaşlar. İkincisi esre. Üçüncüsü ise ötredir. Üstün fetha olarak ifade ediliyor. Esre kesra olarak ifade edilebiliyor. Ötre de damme olarak ifade ediliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi üstün dediğimizde harfin üstüne gelen e-a seslerini çıkaran bir hareketdir, bir işarettir arkadaşlar. Esra ise, kesra ise harfin altına gelen ve i-ı seslerini çıkaran bir işarettir. Bunları yazalım arkadaşlar. Damme hareketine geldiğinizde ise yine harfin üstüne gelen fakat vav'ı andıran bir işaret olarak bu da u ve ü seslerini çıkarmaktadır. Bunlar ana hareketlerimiz. Bunların dışında da
daire harfin üstüne gelmekte ve bu harfi arkadaşlar sakin tesirine, buna da sükun işareti denmektedir arkadaşlar. Ve burada harfine sükun üzere kılar arkadaşlar. Şeklinde ise yine harfin üstüne gelen harfin iki defa okunmasını sağlayan bir işarettir arkadaşlar. Peki bunları kısaca hemen örnek üzerinde gösterelim kaydelerimizi. B harfini esas alalım. B harfi fetha üstüne geldiğinizde ne olur? B harfi olur. Ese getirdiğimizde B olur. Ötre getirdiğimizde ise bu harfi olur arkadaşlar. Yani B, B, bu. Sizler de evde kitabınızda Arapça harfleri, Arapça Kur'an harfleri alıp teker teker bu şekilde de harfi olarak verebilirsiniz. Nedir? B, bi, bu. T, ti, tu. T, ti, tu şeklinde de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kitabımızın 12. sayfasında bunun tekrarını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki cezim ve şedde nasıl okunuyor? Başka bir örnek. Görüyorsunuz arkadaşlar burada elifin harekesi fetha gelmiş. Ba harfine de sükun, cezim dediği bir sükun gelmiş. Dolayısıyla B harfi ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sakin harf halini almış oluyor. Ne diyeceğiz? Eb diyeceğiz. İb diyeceğiz ve ub diyeceğiz arkadaşlar. Yani eb, ib ve ub şeklinde ne yapıyoruz? Okuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cezim harfi tamamen sakin kılıyor ve hiçbir şekilde harfe hareke vermiyor arkadaşlar veya ses vermiyor. Başka bir hareketimiz de şedde harekesi demiştik arkadaşlar. Burada da yine aynı örnek üzerinden gidelim. Evet, harfi iki defa okunmasını sağlıyor. Ne demek bu? Yani aslında şedde harf üzerine geldiğinde şunu demek istiyor. Hep B. Yani iki tane B harfi burada oluşmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Hep B. İb B. Ve Ub B şeklinde de okunan. Yine kendiniz evde farklı harfli tanım yaparak mesela et, it ve ut şeklinde. Ette, itte ve utte şeklinde devam